Bisikletler arabalara karşı günün konusu bu. Yayındasınız. Evet, doğru. Arabalar yolu paylaşmaya zorlanmalı ve bisikletler de bizi ezmeye çalışmamalı. İşte bu bisikletçiler de yolların önce bisikletler için yapıldığını hatırlamalı. Herkesin anlaşması biraz zaman alacak gibi. Size bir hikaye anlatayım. Bir keresinde bisikletimle bir kırmızı ışıkta geçmişti ve köşede polis vardı. Dokunaklıydı. İşaret parmağıyla beni kenara çektirdi. Al bakalım, iyi günler dedi. 50 dolarlık cezayı yazdı verdi. Bu gerçek bir hikaye. Keşke köşe başlarında daha çok polis göz devrişini gördüm. Adama bir şans ver. İki tarafı da bozuyor. Hem de çok komik. Siko da birinin hayranı sayılma. Ama senin kahvene hayranım sen. Teşekkür ederim. Fazla iyisin Nia Tavsın. Ceyar, ne diyorsun? Bu karaktere bayıldım. İsyankar. Ah, iyi, rahatladım. Jodie Belarus'a güçlü ama feminen, ne istediğini biliyor. Yapmaktan korkmuyor. Tam benim kafada bir kız. Beğenmene sevindim. Ben hikayenin akış şekli yüzünden... Küçük bir soru. Kitap neyle ilgili, hiçbir fikrim yok. Senin? Benim var tabii. Ah! Çok rahatladım o zaman. Çünkü bu sayfalara hiç yansımamış. Drama yok, çatışma yok, sıfır. Sadece 310 sayfalık iyimserlik var. Daha çok... Lia, ilk kitabın çok kolay çıkmıştı. Neler oluyor? Hatırlarsan kendimi yazıyordum. Ben bir senatör kızıyım ve Kathleen de bir senatör kızıydı. Ve bilirsin, çocukluğumdaki deneyimleri alıp birkaç düzenleme yapmıştım. İlkinde kullandığın şeyin işe yarayacağını düşünüyoruz. Sanırım biraz sorun yaşıyorum. Bu karakter çok farklı. Yapma, mütevazı olma. Sen yetenekli ve bilgili bir yazarsın. Bir kitaba çatışma gerek, uğraş gerek. Yoluna çıkan herkesle yüzleşen bir karakter gerek. Uğraşıyor. Kendi yoluyla. Yani Jodie Belarus'a benim yolumla uğraşmalı hızlıca. Lafı dolandırmayacağım. Teslimine 4 hafta kaldı. İşte müsvedden burada. Bunlar da... Pazarlama departmanıyla bulduğumuz birkaç fikir. O kadar endişelenme, sadece birkaç bölüm. Margaret, salatam nerede? Merhaba komşu. Yeniden yazma nasıl gidiyor? Bu kitabı yazmak 6 ayımı aldı ve şimdi baştan yazıyorum. Ne? Sadece birkaç bölümü baştan istedi demiştin hani? Evet, ama kendi yolunda istedi ve o ne demek emin değilim ben. Sen müthişsin. Bir şey bulursun. Al bakalım, tat. Bu ne? Bu dukka baharatı mı? Bunu sadece sen anlayabilirdin, çok mu? Hayır. İyi. Ördeği fırınlamalıyım. Sonra kalanlar olacak. Gelemem, bugün cuma. Tabii, randevu gecesi. Tahmin edeyim, Edward seninle Select Bistro'ya götürecek. İkiniz de dil balığı ve salata yiyeceksiniz. Bir şişede kırmızı şarap, kahveyi atlayıp hesabı alacaksınız. Pek doğru değil. Rahatladım. Bazen hesabı ben öderim. Çok tahmin edilebilirsiniz. Tahmin edilebilir değiliz. Sadece o restoran bize çok iyi davranıyor. Tamam. Seni her zaman evden kaçta alır? Bilmiyorum, aşağı yukarı 10-15. İyi bir tahmindi. İnsanları mutlu ediyorsun. Sen de beni işimden alıkoyuyorsun. Seni sonra ararım. Tamam, ama yeni bir şey yaparsan ara. Mesela krep süzet falan istersen. Yapabilirim. Evet, konuşmama bir espriyle başlayacaktım. Tamam. İki uranyum 238 çekirdeği barda içki içiyormuş. Biri diğerine demiş ki... Bir tura daha ne dersin? Diğer çekirdek de demiş ki olmaz. Bölünmeliyim. Bölünmeliyim. Belki de iyi bir espri değildir. Hayır Edward, bence iyi. Biliyor musun, yarın Dekan Glindel'in partisinde deneyeceğim. Tepkilerini izlersin. Her şey yolunda mı? Evet. Bilmiyorum. Yayıncım birkaç büyük değişiklik yapmazsam kitabı kabul etmiyor. Ama son kitabın çok iyiydi, eminim tekrar yapabilirsin. Neden bir şey söylemedin? Canını sıkmak istemedim. Çok tatlısın ama CR'a demek istedim. Hayır. Merak etme, sipariş verelim. Hmm.
Hiç ileri gitmen gerekirken bir daire içinde döndüğünü hissettin mi? İyi akşamlar Profesör Kraus, Bayan Townsend. Ethan merhaba. İkimize de dil balığı ve yeşil salata lütfen. Bu harika seçim. Aslında ben krep süzet istiyorum. Yani o alevli pankeklerden. Evet, eğlenceli değil mi? Ama o çok gülünç bir şov değil mi? Dil balığı iyi. Bak emin misin? İstediğin şeyi yiyebilirsin. Hayır, evet, evet. Buranınki güzel. Yapmadın. Yaptım krep süze dediğin gibi. Benimkiler kadar iyi miydi? Bilmiyorum. Edward'ın yüzünü görür görmez dil balığına geri döndün. Aliya, bu kadar paspas olma. Senin sorunun ne? Sorunum giyecek bir şeyimin olmaması ve Edward'ın bu geceki resepsiyonunda iyi görünmeliyim. Sen hep iyi görünürsün ve ne giyersen giy zaten fark etmeyecek. Haklısın. Yazıyor olmam gerekirken iki saattir gardırop başındayım. Çünkü ana karakterim için çatışma bulamıyorum. Neden Edward'la olan çatışmanı denemiyorsun? Çünkü hiç yok. Biz hiçbir şey için tartışmayız. Edward'ı seviyorum, o harika. Sadece... Sıkıcı mı? Sıkıldın. Onunlayken sıkılıyorsun. Bu da onu mu sıkıyor? Hiç de bile. Biz tam birbirimize göreyiz. 2 yıldır beraberiz. Sana ne gerek biliyor musun? Fark edeceği bir şey. Vay. Beğendin mi? Bu bayağı kırmızı bir elbise. İyi misin? Evet, hayır. İyiyim. Fazla mı olmuş? Fazla olmuş. Değiştirebilirim. Değiştireyim mi? Vakit yok. Bununla gitmek zorundayız galiba. Tamam. Madem eminsin. Eminim. Tamam. Tamam? Tamam. Kadehin boş tatlım. Bir tane daha getireyim mi? Hayır, sen dert etme, ben alırım. Sen profesör arkadaşlarınla konuş. Hadi. Doktor McKinley. Midinilla Magnifica. Namı diğer pembe fener. Ya da Filipino orkidesi. Ben de seni etkilemeye çalışıyordum. Affedersin, bölmek istemedim. Sen Leah Townsend'sin. Evet, sen de Cinco Dublin. Bu durum biraz garipleşebilir yani. Eminim kitabımı eleştirirken sadece işini yapıyordun. Evet, o garipliğin tam ortasındayız değil mi? Kim canlı yayındaki küçük bir eleştiriyi hatırlar ki? İyi yazılmış olsa da Bayan Townsend'in güvenli pembe dizi kıvamındaki çocukluğu bu yazardan başka bir şey okumamı engelliyor. Asla. Bayağı zalimmiş ya. Tebrik ederim. Gerçekten de o konuda çok iyiydin. Evet. Kesinlikle. Tutar mısın? Yüzüme fırlat. Ne? Yüzüme fırlat. Yüzüne şarap fırlatmayacağım. Hak ettin. Lütfen. Kırmızı tam senin rengin. Demek buradasın. Seni arıyordum. Ben hep buradaydım. Yoksa elbiseni beğenmedim diye mi? Beğenmedin mi?
Hayır, üzgünüm. Öyle söylemek istemedim. Sadece tüm bu gösterişe ihtiyacın yok senin. Amacım sadece... Neydi? Hiç, kafana takma. Partinin tadını çıkaralım. Tamam. Benim Edward. Gel. Merhaba. Merhaba. Gelmeden önce aramadığım için çok üzgünüm. Hayır, bence anında karar vererek iyi bir şey yaptın. Au! Ne oluyor? Bunlar gerçekten çok güzel. Kartı okumayacak mısın yoksa? Biz kalalım diye her şeyi yapmak istiyorum. Sen de benim kadar istiyorsun biliyorum, Mucuk. %20 indirim, 4 haftalık çatışma yönetimi. Peşin ödendi. Görünce harika olur diye düşündüm. Bilirsin çatışma bazıları için daha zordur. Evet. Bunun bizimle ne ilgisi var? Yani geçen gece işler biraz garipleşti. Kitabındaki karakterlerle ilgili ne çok sorun yaşadığını söylüyorum. Evet, hiç önemli değildi. Hayır ama beni düşündürdü bilirsin. Biz belki de çatışmayla aktif ve aydınlatıcı bir şekilde başa çıkmalıyız. Ne dersin? Yani bize faydası olur ödüyorsan... Harika. Tamam, tamam. İyi. Evet, ilk seans bu gece. Adres kuponda yazıyor. Ben... İşe gitmeliyim. Çok iyi olacak, göreceksin. Çok iyi olacak. Çok heyecanlıyım. Anlamadım. Carol. Evet. Evet, nakit ödemişsin, oturabilirsin. Tamam. Tabii. Bir dakika. Merhaba, hoş geldiniz. Adınız lütfen? Edward Cross. Hayır, ben Leah Townsend ama bu grup için kaydı Edward Cross yaptırdı. Leah Townsend, senatörün kızı gibi mi? Evet. Merak etmiştim. O kitaba bayılmıştım. Teşekkür ederim. Merak etmeyin, ünlü biri olduğunuzu bilmiyorlar. Eminim hayranlarınızdan yorulmuşsunuzdur. Evet. İşte buradasınız. Ama Edward Cross yok. Edward hiç geç kalmaz. Onu bekleyelim mi? Listede yoksa sınıfta da yoktur. Görünüşe göre tek başınızasınız. Hayır, hemen geleceğine eminim. Bu muhtemelen odur. Evet. Son anda yetiştim işte. Merhaba. Sen Merlin olmalısın. Evet. Ben Cinco Dublin ve bu da mahkeme emrim. Evet, benim. Bir konuk tepemi attırmıştı. Biraz kabalaştık. Bayan Tavsent, sizin kaydınızı henüz bitirmedik. Sen burada ne arıyorsun? Yani bu en sevdiğim yazar. Tek kelime. Garip. Çok özür dilerim. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Marilyn Hawkins ve anlaşmazlık yönetiminin çeşitli derecelerinde size yol göstereceğim. Evet, hadi bakalım kendimizi tanıtmakla başlayalım. Ben Glenda, bilmeniz şartsa kocam bunun iyi bir fikir olduğunu düşündü. Robert, koca benim. İyi bir fikirdi çünkü eşim fikirlerini kendine saklamakta zorlanan biridir. Biri yapacağım dediği şeyleri yapsaydı kendimi tekrarlamak zorunda kalmazdım. Ben ne kadar meşgulüm biliyor musun? Tamam, her zaman. Glenda, o yüzden buradasınız. Aslında bu harika bir şey. Tamam. Merhaba, ben Ernie. Burada olmaktan mutluyum. Neden buradasın? Bu harika bir soru. Son performans değerlendirmemde pasif agresif eğilimim olduğu söylendi. Merak etme, bu konuda yardım ederiz. Harika. Merhaba, ben Carol. Ben... Efendim? Ben Carol. Ben insanların beni dinlemesini istiyorum. Bence bu harika bir karar, Carol.
Evet, sadece sen kaldın. Ben Lia Townsend. Çalışmayla bir sorunum yok. Neden buradayım bilmiyorum. Tamam, belki Edward Krause'la başlayıp neden burada olacağını düşündün, anlatırsın. Edward ikinci derece kuzenim. Bu aslında onun fikriydi, yani... İkinci derece kuzenin sizi çatışma yönetimi dersine mi yazdırdı? Evet. Tamam, sence neden burada değil peki? O pek iyi hissetmiyordu ve bir ameliyat geçirdi de. Böbrek ameliyatı. Umarım hemen iyileşir. Tamam, başlamadan önce birkaç hazırlık yapmam gerekiyor. Evet. Örneğin burada ders ücretini ödemediğini yazıyor. Ne? Hayır, internetten ödedim. Kim demiş ödemedim diye? Böbrek ameliyatı bayağı ağır bir prosedürdür, biliyor musun? Hı-hı. Donör kimdi sanıyorsun? Örneğin bütün hareketlerini süpervizörüne rapor etmeliyim. Nedenmiş o? Biliyor musun, faturan varsa bunu hemen çözebiliriz. Çok iyiymişsin, hala acıyor mu şuradan filan? Evet, ama bence dinlemeliyiz. Çok komik çünkü böbrekler arkadadır, orası acımalı. Böbrekler arkada. Evet. Hayır, faturam yok. Evet, işte bu da sana ders olmuştur. Affedersin ama kalamazsın. Ne? Gördünüz ya, çatışma bizi hep gafil avlar. Yani planladığınız bir şey değildir. Bakın, örneğin burada tavırlarının çatışma yaratacağını hiç fark etmedim. Hey! Aptal durumuna düşmeyi sevmem. Çok geç. Hey, sen bu işe karışmamalısın. Hey, eşimi tehdit ediyorsun. Çocuklar, çocuklar, bu çatışma yönetimi grubu unuttunuz mu? Eminim Ernie bir şey demek istememiştir. Sorun yok millet, tamam, neden oturmuyoruz? Tamam, çatışma ne kadar katmanlı gördünüz. Bu bir oyun muydu? Evet, çok teşekkür ederim Ernie, oturabilirsin hadi. Fazla mı oldu? Çünkü öyle geldi. Öyle mi? Tamam. Bu çok ilginç yani. Evet, Glenda, iğnelemeyle çatışmayı atlatıyorsun. Ve Robert, sen çatışmaya hemen girişiyorsun. Ha. Ve Cinco, çok etkilendim. Araya girdin ama dikkatli ol çünkü araya girmekte çok ters gidebilir. Carol, sen buradan kaçmaya hazırdın. Sorun değil, tamam, buna çalışacağız. Ve Lia, yüzündeki ifadeye bakarsak çatışmayı çözmek yerine kanal tedavisini mi tercih ederdin yoksa? Bence herkes anlaşabilmeli. İşte bu. Tamam, evet. Burada olduğunuz için çok mutluyum ve ilk egzersizle başlayalım. Hadi bakalım. Lia, beni aramadın. Bunun için üzgünüm. Neredeydin? Efendim? Çiçekler, kupon, ders. Bu geceydi. Evet, evet biliyorum. Nasıl geçti? Nasıl mı geçti? Hı-hı. Ben... Lütfen faydası olduğunu söyle bana. Ben bize faydası olur sanmıştım. Bana değil. Benim çatışma sorunum yok ki. Benim de yok. Hmm. Yok. Lia, nasıl hissettiğini söylemek için buraya kadar gelmen senin için gerçekten çok büyük bir adım. Öyle mi? Bu senin için çok iyi olacak bence. Tamam mı? Bunu ilişkimize bir yatırım olarak düşünmelisin. Yani bunu sürdürmek için her şeyi yapmaya yemin ettim ben. Yasa? Evet, tabii ben de öyleyim. Tamam, sıradaki egzersizin adı hitap et ve kabullen. Partnerlerin biri diğerine güçlü bir fikir söyleyecek ve diğeri de kabullenip dürüstçe cevap vermek zorunda ama meydan okumadan, korkmadan. Evet, hadi Cinco ve Lia ile başlayalım. Tamam Lia, başla. Olmuyor. Tamam. Sadece kıyafetlerini beğenmedin, insanların sözünü kesiyor. Aklıma bir şey gelmiyor. Tamam, peki tamam. Cinco, sen başla. Bence bu derse herkesten çok ihtiyacın var. Saygılarımla. Sen ne diyorsun buna? Söyle, hadi bu konuda ne diyorsun? Ben... Beni tanımadığını düşünüyorum. Böyle bir yorumu nasıl yapabilir ki? Tamam, güzel. Cinco'ya söyle, bana değil.
Biliyor musun? Hayır. Bence kuzenim Edward bir hata yaptı ve bu nasıl bir ders bilmiyordu. Üzgünüm ama herkesin vaktini harcıyorum. Tamam. Ama sorununla gitme. Tamam mı? Sorunum mu? Biliyor musun? Belki de nazik sesin ve sakin tavrınla sorun sendedir. Belki hepsi bir maskedir. Belki hiçbir şeyle başa çıkmayı bilmiyorsundur. Harika. Muhteşem. Ama Cinco'ya söyle, bana değil. Evet, şu anda hissettiğin şeye yanlış yönlendirilmiş öfke diyoruz. Sık rastlanır, oturabilirsin. Robert ve Ernie'yi alalım. Hadi bakalım, aferin. Ne olursa olsun değerlendirmenize katılıyorum profesör. Harikaydınız. Teşekkür ederim. İşte bu içten geldi. O delici Sezgin'i bana çevirmeni hiç istemem. Sizin fikrinizi de merak ediyorum. Bu tamam, beni dinleyin. Öncelikle hayatımda hiç çatışma yok. Edward ve ben gerçekten bir kez bile tartışmadık. Ayrıca biliyor musun? Ben insanları kırmak istemiyorum. Duygularını incitmek istemiyorum. Yanlış öfkeden ne anlar o, ne öfkesi. O derse bir daha gitmeyeceğim. Dur. Tamam, bu kadarını kabul ediyoruz. Çatışma sorunu olmadığını iddia ediyor. Ben de ona dedim ki bu derse herkesten çok senin ihtiyacın var. Çok garip. Grubundan bahsediyor. Tıpkı senin gibi. Evet millet, ben katılmıyorum. Tabii ki isim vermeyeceğim çünkü biliyorsunuz ben öyle biri değilim. Bir dakika, bunu sesli mi söyledim? Tamam. Mesele şu, demek istediğim şu. Bence bu ders her türlü çatışma sorunu olanlar için çok iyi, harika bir ders. Sadece öfke kontrolü değil. Bu deliği ne zaman dinlemeye başladın? Benim grubumda dediğinden beri. Sensin o değil mi? Hepsi şov için. Şimdi sorum şu. Kendi gerçeğimizle yüzleşmek neden bu kadar zor oluyor? Çatışma sorunu olmadığına öylesine inanan biri. Şimdi şunu dinleyin. Bu kadın benimle egzersiz yapmak yerine öğretmene yükler. Hemen hayır öyle olmadı. Çatışma sorunu yokmuş, 0-0 gitmeye hazır. Aklımdaki soru bu sayın dinleyiciler. Sizden duymak istiyorum. Ne yapıyorsun? Cinco değil, canlı yayındasınız. Evet, ben... Tamam, kolay bir şeyle başlayalım. Adın ne? Jody. Jody Belarus'a. Sana inanamıyorum. Jody, merhaba Jody. Şu benim Madame X için neler diyeceksin? Biliyor musun, belki o kız o gruba ait değildir. Belki bundan beslendiğin için çatışma hoşuna gidiyordur. Sen bir... Çatışma vampirisin. Seninle aynı çatışma sorunları olmayan birinden hoşlanınca da huysuz ve savunmacı oluyorsundur. Aslında sen hissettiklerinle başa çıkamıyorsundur. Ne dersin? Ondan hoşlandığımı nereden çıkardın? Jody, orada mısın? Maycan'ın mı? Kendin olarak söyleyemem. Teşekkürler Jody, partnerime düşündüğümü söyleyeceğim. Sanırım demek istediğimi anlattım. Sabah Sinkadavlin. Kısa bir aradan sonra hemen döneceğiz. Geldiğine çok sevindim. Annen iptal edeceğini söylemiştim. Öyle demedim Douglas. Kitabı üstünde çalışıyormuş dedim. Seni asla iptal etmem. Akıllı baba. Kız. Douglas, doktor ne dedi? Tuz yok. Stresli durumlara da girmeyeceksin. Bugün onun Cinco Dublin şovunu dinlerken yakaladım. Hayır, gerçekten doktorunu dinlemelisin. O çocuk aptal. Doktorun 70 yaşında. Hayır. Dublin akıllara zarar. Halkın aklını zehirleyecek bir platformu var. Tıpkı babası gibi. Babası da bütün gazetecilik kariyerini benim aldığım her tavra saldırmaya adamıştı. Douglas, abartma. Bak ben iyiye, birliğe, orta yola inanırım. Bir konuda biraz sola kaysam bana fazla liberal derdi. Sağa bir adım atsam fazla muhafazakar olurdum. Yani bu bana revan. Lia, söyle. Ben mi? Bence babasının sana yaptıkları sen ve... Büyük Dublin arasında. Cinco'yla hiçbir ilgisi yok. Lia, şaşırdım. Yayınını dinledin mi peki? Evet canım. Hepimiz dinledik. O kadar da kötü değildir. Sen de aynı fikirde misin? Eminim rezalettir. İyi. Kesinlikle. En azından birine gerçek için güvenebilirim. Umarım duşu unutmuyorsundur. Evet tabii ki. Son kitabını hatırlıyorum. Günlerce aynı eşofman altını giymişti. Evet, çünkü çamaşır makinesi bozuktu. Sen hiç
Alevli pankek yedin ben mi? Ben bu oyunda şans yani krep süzet mi? Birçok kez. Babam utanmadı mı yani? Babanla hiç yemedim. Yani hep babamın dediklerini mi yaptın? Yollarımızı oturttuk tatlım. Evet, Edward'la biraz heyecan yaratmak için yeni bir şeyler deneyelim diyorum. Ve bana banka soyalım demişim gibi bakıyor. Buna ilişki deniyor Leah. Gelgitleri vardır. Her zaman süt liman olmuyor maalesef. Mesela bu hamle çok yerinde bir karar. Anlamam birkaç gün aldı ama sonra başardım. Demek istediğini anlıyorum. Bütün bu çatışmayı yazmak da dramayı artırıyor. Ve ilginç de düzeltmeler için heyecanlıyım. Yani neredeyse bitti. Hayır. Hayır mı? Hayır. Evet, Jodie'nin hayatta bir takım çatışmalar var ama doğru ele alınmıyor. Şimdi de fazla mı agresif? Tatlım, sana direkt sözlükten bir şey okumak istiyorum. Çatışma, fikir ayrılığına düşmek, mücadele etmek ya da aleyhte olmak, çarpışma. Çarpışma yok. Her şey kafasında oluyor. O hiçbir şey yapmıyor. Yapacak Ceyar, yapacak. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. İstediğin kadar baştan yazarım. Ayrıca şunu Hemingway dememiş miydi? İyi bir roman en az 10 yılınızı alır. Hemingway'in geri ödemesi gerekebilecek büyük bir avansı yoktu. Geçen gün öyle yapmıştım. Sonra çöpleri çıkartırken... Merhaba. 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 Kitaba ikinci bir şans veriyorum. İnsanlara da yaparım ha. Teşekkür ederim. Sana teşekkürler. Uğraştığım alıcılarla çatışma yaşıyorum. Arkadaş dediğim insanlar tarafından bana 7 kez rapor yazıldı. Ya sen? Hayatımda hiç çatışma yok. Aslında yayıncım yeni kitabımda da olmadığını söyledi. Yani var ama belli ki doğru türünden değil. İlk kitabındaki baba kız ilişkisine ne dersin peki? Yani hayatına dayanmıyor muydu o? Hayır, ben o karakter değilim. Yani babamı üzecek ya da utandıracak bir şeyi asla yapmam. Bu onunla şen şakrak, tasasız bir ilişkiniz olduğundan mı yoksa çatışmadan kaçtığından mı? Bayağı şen şakrak. Ya, affedersiniz bir şey söylemek istiyorum. Bildiğin gibi şu eski kitabı yeniden okuyorum ve çok Victorian bir plan var. Onu geçtiğinde aslında yürekten yazılmış gibi duruyor. Ama şimdi yayıncının kaprisleri yüzünden çatışmayı yeniden yazmak istiyorsun. Kapris için değil. Hem kapris böyle bir şey değil. Yayıncımla aynı fikirdeyim demedim. Bu arada beni tanımadığın kısmını hatırlayabilir miyiz lütfen? Yayıncımın ya da babamın paspası olmadığımı biliyorum. Teşekkür ederim Örne. Demek öyle. Çünkü birçok kişiye göre çoğu erkeğin babasıyla çözülmemiş dertleri vardır. Ben çoğu erkek değilim. Şovunu dinledim. Bu ne demek oluyor şimdi? Baban şehirde saygı gören bir adam. Sen bir komedyensin. O siyasi bir gazeteci. Ben gazeteciyim. Sen radyocusun. Tamam, yüksek sesle ve hızlı. Düşünmeden çatışmanın kaynağını istiyorum. Hadi. Zorbalar. Neredeyse tüm iş arkadaşlarım. Oo. Müthiş, müthiş. Tamam. Hadi çatışma yılanı oyununu oynayalım. Hadi. Hadi yürü. Gidelim. Hadi gidelim. Seni üzmek istemedim. Aksine önemli bir şey değil. Ukalasın sadece. Görürsem söylerim. Belki de gözlük takmalısın. Belki ama net gördüğüm şeyler de var. Bence bu ülkedeki herkesin dikkat etmesi gereken bir konu sadece bizim değil. Eğitiminiz bir arabadan pahalı mı olmalı? Ya da iki. Ben burada öğrenciyken sadece kitaplara para verirdim ve bilirsiniz parti ikramlarına da biraz para gidiyor. Neyse, o artık kontrolden çıkmış durumda. Bunu yakın arkadaşım dekandan birazdan dinleyeceğiz zaten. Şimdi sizden dinlemek istiyorum. Sizce bu ne demek? Ne diyorsunuz buna? Ona kadar ders yok. Merhaba. Leah. Ne oldu? Hiçbir şey. Merak etme, randevuyu unutmadın. Sadece sabah dersinden önce sürpriz yapmak istedim. Harika. Yani çok sevindim. Evet, ben de. Kek getirdim.
Ve kahven var. Senin kahve vagonundan taze geldi. Kahve? Al. Aa, teşekkür ederim. Bugün neyle ilgili ders vereceksin? Heisenberg'ün teorisinin yarısına geldik. Aa, ilginç bir şey gibi. Gerçekten mi? Teori şöyle, kuantum deneyleri sırasında insanların kaçınılmaz görünen bir durumu etkileme eğilimi var. Senin bu durumu etkilediğin gibi. Hey! Lea! Merhaba, burada ne yapıyorsun? Bazen şovu dışarı çıkarmak istiyoruz. Şey, çok garip çünkü birkaç dakika önce yayını izlediğini gördüm. Seni buraya ne getirdi? Ben kuzenimi görmeye geldim ama gidiyorum. Sadece ben gidiyordum, evet. Edward. Evet, o burada profesör ve işe döneli daha bir hafta oldu ve iyi olduğunu görmek için geldim. Çok düşüncelisin gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında ben özür dilemek istiyorum. Son derste seni kırdıysam. Dileme, hiç gerek yok. Ben iyiyim. Tamam. Bu geceki derste daha hassas olmaya çalışacağım. Ve ben sanırım bir şeyler öğreniyorum. Çok yüce gönüllüsün ama bu gece derse gelmeyeceğim. Kitapta geride kaldım ve dün vermiş olmam gerekirken... Aa, çok kötüymüş. Seni sevmiştim Lea Townsend. Şimdi Carol'la bağ kurmalıyım. O da beni korkutuyor gerçi. Kitabında iyi şanslar. Ve eleştirilerimde daha nazik olacağım. Evet. Edward. Merhaba. Merhaba. Oh. Bunlar da ne? Bugünkü ani jestine ve işime olan ilgine o kadar şaşırdım ki karşılık vermek istedim. Ve işte bu da karşılığı. Yoksa bunlar öğrenci ödevleri mi? En üst sınıfımın. Bunları birlikte incelemenin ne kadar eğlenceli olacağını düşündüm de. Edward, bu sabah birden geldiğim için özür dilerim. Bu çok saçma bir fikirdi. Evet. Pek senlik bir şey değildi. Yani bazen ben olmamak güzeldir. Sen olmamak neden güzel olsun ki? Tabii. Affedersin. Dinle, sen pizza söyle. Şimdi başlarsak hepsini 11'e kadar bitirebiliriz. Biliyor musun, bu geceki grubumu unutmuşum. Bu gece mi? Evet. Umarım buna çok üzülmemişsindir. Yani demek ki iyi gidiyor. Bu bir süreç. Sen gereken verimi alıyorsan ben buna sevinirim. Evet. Peki, tamam. Üzgünüm, geciktim. Bitti mi? Saha gezisine gidiyoruz. Bu güzel bir sürpriz. Sanırım çatışmadaydım. Çözmeye mi geldin? Hayır, kaçmaya geldim. Tamam. Şimdi sizi iki kişilik takımlara ayıracağım. Biraz rekabet eklersek eğleniriz dedim. Ve kazanan Bangalos'tan bir hediye kartı alacak. Tamam, herkes bir renk seçsin. Oraya gitmek imkansızdır, çok moda. Takım olmalıyız, tamam mı? Tamam. Tamam, şimdi herkes renk eşini bulsun. Şimdi bu egzersizin amacı sırada olabildiğince fazla oyalanmak. Yani etrafınızda oluşan çatışmayı hissetmeye çalışın. Çünkü sıraya oyalıyor olacaksınız. Anlaşıldı mı? Hadi. Ne diyor bu? Acaba bunu bilmek istiyor muyum? Evet, istiyorsun partner. Paranın üstünün 10 sent az verildiğini iddia ederek kasiyerle tartış. Partner 2 sinirlenip acelen var diyerek durumu kızıştır. Tamam, ben bunu alayım çünkü kolaymış. Cinco Dublin kaybeden takıma seçildi. Sanmıyorum, işin ucunda ödül varsa asla kaybetmem. Her şeyin bir ilki vardır. Hayır, sanmıyorum. $8.30. Lea Townsend, sen misin?
Vay canına, Bayan Musgrave, şehirde ne yapıyorsunuz? Tekrar taşındık. Annen söylemedi mi? Hayır. Duydum ki romanın harika gidiyormuş. Tamam, burada roman yazmayalım ve işleri ilerletelim lütfen, olur mu? Dinlemiyorsun. Birimiz sırayı bekletmek için bir şey daha almalı. Bunu hep yapıyorsun, dedim ya, gidip ıspanak alacağım. Fiyat kontrolü yapabilir miyiz? Daha yüksek. Seni duyamıyor. Fiyat kontrolü yapabilir miyiz? Bili Carol. Yapabilirsin. Sizi görmek çok güzel. Belki bir hanımlar brunch'ı yaparız. Harika olur. Ha, bu harika. Hadi takvimleri çıkarıp brunch için tarih bulalım. Harika. Evet. Robert. Glenda, merhaba. Merhaba. Bundan sonra birbirinize hitap ederken şu sözleri kullanın. Bence yani. Sürekli sen yok. Tamam, iyi. Affedersiniz. Para üstünüz. Biraz daha yavaş ilerlersek ben zamanda donacağım resmen. Üzgünüm. Sanırım 10 sent eksik verdiniz. Ya hanımefendi, yapmayın. Şimdi saydım. Düşürdünüz mü? Hayır. Bence donmuş gıda bölümü, ki marketin ta öbür tarafında, bize burada duran sebzeden daha çok zaman kazandırır. Bence bana emir veriyorsun sen. O zaman önce ona bakayım. Hayır, olmaz. Hayır, bekleyemem. 10 sentini hemen vermem. Aa, sadece 10 sent ya, boş ver. Tamam, iyi. Üzgünüm. Borçlusunuz ve bu marketin esasen benim olanı vermemesine göz yumamam. Tamam. Patronluk tasladım, üzgünüm. Tamam, özür kabul edildi. Donmuş bezelye olsun. Aferin size. Teşekkür ederim. Aferin size. Carol, yapabilirsin. Fiyat kontrolü yapar mısınız lütfen? Kontrol için zamanınız yoksa sorun değil. Yani sizin işinizi ben yapsam her fiyatı kontrol ederdim. Veya fiyat kıyası da olsa? Evet. En iyi fiyatı almak istiyoruz da ondan. Bu biberleri. Ya hadi ama benim işlemimi yapsın, sonra da o kıymetli 10 sentinizi alırsınız lütfen. Yaşlandım burada ben ya. Ben yardımcı olayım. Belki bu 10 senti alırsın ve her şey yoluna girer. Evet, biliyor musunuz, çok kibarsınız ama bu kadın kurtarılmayı hak etmiyor. Sadece madem öyle, en sevdiğim amcam ölmeden önce bana eski bir 10 sent verdi ve o günden beri bilirsiniz 10 sentler benim için çok önemlidir. Yani biliyorum bu çok saçma bir şey, 10 yıl oldu, atlatmam gerek ama 10 işte 10 sent gibi, bakın bu gerçekten. Yani gerçekten. Vay canına. Al. Tamam. Teşekkür ederim. Demek ölmüş amca. Çok üzüldüm ha. Ama dahiceydi. Çok saçmaydı. Beni sertifikalı deli diye kapatmamaları için aklıma gelen tek şey buydu. Ve sen orada berbat biri oldun. Evet, öyleydim. Harika bir takımlık. Tamam millet. Evet, bugün çok iyi bir iş çıkardınız. Halka açık bir yerde çatışmayla yüzleşme konusunda büyük bir adım attınız. Kendinizle gurur duymalısınız. Teşekkürler. Şimdi ödülü verdiği işimi şehrin en şık restoranına götürebileyim. Evet, zamanlamaya göre Cinco Velia kazandım. Onlar mı? Bu nasıl olur? 4 saniyeli olur. Aa evet, aslında benim yemek yemeye gerçekten hiç zamanım olmuyor. Sen alsana lütfen. Aa çocuklar gitmeden önce sizin için bir saha ödevim var. Evet, aynı takımlarda kalıyorsunuz ve gidip hayatınızda en çok çatıştığınız kişiyle yüzleşeceksiniz. Onlarla ilgilenin, onları neyi tepenize attırıyor dikkat edin. Ne zaman yapacağız? 2 takım üyesi de haftaya kadar bitirmeli. Hadi minibüse dönelim. Olamaz. Yani neden heyecanlanmadın anlamadım. Ben olamam herhalde, mekan leş gibi diye duydum. Hayır, aslında mekan muhteşem diye duydum. Oo. O zaman? Sanırım olur. Öğle yemeği olur. Öğle yemeği olur. Yarın. İşte sevdiğim ödev türü. Gece gündüz çalışıyorsun. Merhaba. Sürpriz oldu. İşte olman gerekmiyor mu? Evet ama
Ama bu bekleyemez. Lea, bu aralar aramız biraz gerildi. Çok üzgünüm. Meşguldüm biliyorum ve sen de kitabını dert etmiştin. Evet, biraz. Evet, bazen anlamam zaman alıyor ama anlıyorum ve şu anda sana ne lazım çok iyi biliyorum. Öyle mi? Dizi üstü mü? Evet, eski masa üstün arıza çıkarıyordu ve sen de asla gidip yenisini almayacaktın. O yüzden bu sabah işe giderken ne olacak ki dedim ve işte bu çıktı. Gördün mü? Al senin. Sen gerçekten çok tatlısın. Teşekkür ederim. Şimdi kampüse dönmek zorundayım ama bir şey daha var. Cumartesi öğlen yemeğe gideceğiz. Sen, ben ve dizi üstü mü? Detayları elektronik postayla atarım. Peki bugün ne yapacaksın? Bilirsin, burada yazıya gömüleceğim. O zaman seni tutmayayım. Cumartesi görüşürüz. Merhaba. Nasıl gidiyor? Burada değil. Belki gelmez. Unuttuğunu ummak yanlış mı? Neden gerginsin? Çünkü sevgilim bu sabah bana yeni bir dizüstü aldı ve ben restoranda oturmuş başka birini bekliyorum. Rahatla. Sadece bir yemek, randevu değil. Değil mi? Geldi, kapatıyorum. Üzgünüm, geciktim. Merhaba. Çok şeysin. Rezervasyon? Bunlar var. Biliyor musunuz, getirdim sanmıştım ama benimki yok. Sana iyi yemekler. Dur. Eminim sorun olmaz. Olur mu? Tabii ki olmaz. Randevu değil. Efendim, ne dedin? Yemekler harikaymış. Yani aslında beni biraz şaşırtıyorsun. Senin gibi bir kadın neden öyle kendinden emin olamıyor, anlamıyorum. Benim gibi bir kadın mı? Ne demek bu? Çok zekisin, çok komiksin. Komik olduğunun farkında değilsin ve bu seni daha da komik yapıyor. Daha önce hiç kimse bana komik olduğumu söylememişti. Bence sen bir isyansın. Ve gerçekten. Ama gerçekten çok güzelsin. Beni etkiliyorsun yani. Bence iki kişinin ortak noktaları olduğunda kendindekini görmen biraz daha kolaylaşıyor. Yani şey gibi, bilirsin. Ortak noktam olduğunu düşündüğüm son insan sensin, biliyor musun? Öyle mi? İkimiz de çok zekiyiz. İkimiz de insanlara ulaşmak istiyoruz. Sen benden daha güzelsin. Ama ikimizin de baba sorunu var. Benim yok. Öyle mi? Merlin bizi ona yöneltti. Sen kabul etmiyor olabilirsin. Tamam ama ben ediyorum. Benim baba sorunum var. Baban sert mi? Sert, evet. Zeki, tutkulu. Aranızdaki sorun ne peki? Biz sadece tartışıyoruz. O yüzden hiç konuşamıyoruz. Peki başka bir taktik denemeyi düşündün mü? Ne gibi? Ona sarılmayı düşündün mü? Anlamadım. Ona sarıl mı dedin sen biraz önce bana? Aha. Babamla tanışmadığın belli canım. Evet. Hayır. Ama bir düşün, bir daha o sıradan moduna girdiğinde... Saldırı modu. Bağırmak yerine ortamı dağıt. Sarılarak. Evet. Gerçek sarılma, metaforik sarılma. Ne tür sarılma istersen. Tamam. Bunu saha ödevim yapacağım. İyi bir seçim. Cumartesi sabahı. Boş musun? Babanla hafta sonu mu yüzleşeceksin? Bu onu hemen soğutmaz. Babam hafta sonlarına inanmaz. Hiç inanmadı. O yüzden olur. Senden ne haber, yaparken yanında bulunabileceğin bir senatör konuşması var mı acaba? Hayır. O çok hafif ve şen bir konuşma olur. Benim ödevim kesinlikle o değil. Tamam. Peki ya Edward? Edward mı? Ne demek Edward? Yani ne zaman Edward adı geçse rahatsız oluyorsun. Ben de belki halledemediğim bir şey vardır diye düşündüm Edward'la. İkinci derece kuzenim. Hayır, daha önce ve sık sık dediğim gibi Edward'la herhangi bir sorunum yok. Ayrıca neyse, o bir kayak tatilinde. Ha, yani böbrek iyi çalışıyor öyle mi? Evet, ailenin o tarafının iyileşme kabiliyetleri inanılmaz. Ha, harika. Peki sizin tarafın? Bilirsin, bir şey söylemek istemedim ama son birkaç dakikadır iyi değilim. Sanırım gitsem iyi olacak.
Eve bırakayım mı? Hayır, arabam var. Edward diye biri var mı? Sence kendimi çatışma yönetimi kursuna yazdırdım ve fikrimi değiştirip sahte bir akraba mı uydurdum yani? Bence evet, çünkü sen başkalarının duygularını incitecek cesareti olmayanlardansın. Çok tatlısın. Ama pek doğru değil. Affedersin. Biri bana bunu açıklamalı. Bu Venüs Mars denklemini biri açıklamalı yani. O şifreyi kırmaya çalışmaktan bıktım ben. Çok çekici, ilginç ve zeki bir kadınla yemekteydim. Tamam, şey gibi değildi. Buluşma randevusu değildi ama öyle olmaya başlamıştı. Yani şey işte, şakalar falan yapıyorduk. Sonra bana bir sürü soru sordu ve ben de ona sorular sordum ve bam! Durup dururken bir bahane uydurdu ve böyle çıkıp gitti. Bahaneyle gitti resmen. Biri karşı cins aplikasyonunu açıp bana tercüme etsin. Lütfen, rica ediyorum. Lütfen. Bu cinsler arası danstan ne anlıyorsunuz? Bir konuğumuz var, yayındasınız. Aydınlatın beni hadi. Alo. Yayındasınız ama çok kalmayacaksınız. Ben Jody. Jody Belarusa. Jody, merhaba. Sesin tanıdık gibi. Bilirsiniz, sıradan bir konum. Tamam. Bu konudaki düşüncelerin nedir Jody? Şey, bence zor birisin. Çok ama çok kesinsin. Bu hayran olunduğu gibi korkutabilirdi. Bazı şeyler şahsidir, özeldir. Ve bazı soruları kendine saklamayı öğrenmelisin. Belki de o kişi giderken bunları düşünüyordur. Leah, sen misin o? Hayır, Leah kim? Leah, söyleyeceğim bir şey varsa çekinme söyle. Kulağım sende. Hepimiz dinliyoruz. Jody, Leah. Tamam. Evet. Jody Belarusa sanırım. Cinco Dublin. Memnun oldum. Burada ne arıyorsun? Bu sabah saha ödevimiz vardı. Hayır, yoktu. Var mıydı? Bugün mü? Hı, vardı. Fikrimi değiştirmeden yapabilir miyiz? Hadi gidelim lütfen. Dur, hayır. Ayakkabı lazım. Aha, Jody Belarusa. Neden şovumu başka biriymiş gibi arıyorsun? Çatışmaya girmekten korktuğun biri miyim ben ya? Hayır. Sanırım Leah Townsend olarak ben hep doğru şeyi yaparım ve sana doğru şeyi söylemek istemedim. Kızdın mı? Dinle. Dinleyicilerim özel hayatımın pembe dizi halini öğrendi. Ratinglerim zirve yaptı. Şimdi yapımcım bunu bir düzene sokmak istiyor. Ne? Olmaz. Şaka mı bu? Şaka yapıyorum. Hazır mısın? Sen? Beraber çalışmamız çok önemli. Bunları senkronize etmeliyiz. Hafta sonuna kadar bende olsun, tamam mı? Güzel. Evet, sürprize bak sen. Hayır, bunu yalnız yapman gerek. Ya da gelebilirim tabii. Merhaba, ben Leah. Memnun oldum. Kusura bakma. Oğlum bana böyle bir pusu kurmuş. Pusu mu? Pusu. Bir evlat başka bir nedeni olmadan babasına ziyarete gelemez mi? Bir evlat gelebilir ama sen gelemezsin. Hiç gelmez. En son geldiğinde bir hışımla girip beni radyo şovunu sabote etmekle suçladı. Doğruydu. Şovumu sabote ettin.
bağlandın ve canlı yayında tüm tezimi çürüttü. Buna tartışma deniyor. Araştır. Üzgünüm. Tamam bak, bir saat içinde Boston uçağım var. Ne istiyorsun? Konuşmak. Tamam. Konu ne? Hiçbir şey. Sadece bir konuşmak. Konuşmak. Şen bir sohbet. Biz şen sohbet etmeyiz. Doğru. Aslında biliyordum ben bunu ve bu zaman kaybı yani. Aslında sürekli konuşmada başarılı bir kariyer yapan birine göre fazla sessizsin. O zaman hiçbir şey eklenmedi ya da çıkmadı gibi yapıp günümüze devam edelim. İşine gelir mi? Lia. Evet, burada neler olduğunu anlatacak bir durumdasın sanıyorum. Yani efendim, ben Cinco'ya bazı şeylerden sonsuza dek kaçamayacağını hatırlatmak için buradayım. Ne? Ne? Oh, Tanrım. Tamam. İyiyiz. Seni seviyorum baba. Olabileceğimin en iyisi olayım diye beni zorladığın için sağ ol baba. Gel buraya. Ben de seni evlat. Altı sokaktır tek kelime etmedin. Bu senin için bir rekor mu? Sen olmasan yapamazdım. Ben hiçbir şey yapmadım. Yani partnerin kim olursa olsun onunla yüzleşecektin, değil mi? Evet ama sarılma fikrini sen verdin. Doğru fikir oydu. Çatışma çözmede eşsiz bir bakış açın var. Herkes paylaşmıyor ama paylaşmalı. Sadece dürüst olmakla ilgili. Hey, biliyor musun? Hızımızı aldık, değil mi? Senin çatışman kiminle, hadi hemen gidelim. Alo? Lia. İyi misin? Merhaba. Evet, iyiyim. Neden? Bugün cumartesi. Ve öğlen. Aman Tanrım. Yemek. Unuttun mu yoksa? Hayır, kesinlikle unutmadım. Aslında unuttum. Neredesin? Elektronik postamı okumadın mı? Neyse, boş ver bunları. Adresi tekrar gönderiyorum. Yemek randevusu. Evet, yayıncımla. Bu kitap beni tüketiyor. Gitmeliyim. Tekrar teşekkür ederim. Ciddiyim. Benim için zevkti. Her şeyin düzelmesine sevindim. Yakında sanırım benimkini de yaparız. Nereye gittiğimi bulmalıyım. Olamaz. Kötü haber mi? Olamaz. Üzgünüm, merhaba. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler ama biz buraya daha önce gelmedik. Buraya nasıl rezervasyon yaptırdın? Üniversite sayesinde torpil buldum. Fazla mı olmuş? Farklı bir şey istemiştim de. Daha farklı olamazdı. Yani sen ordör mü istedin? Ne olduklarını bilmiyorum ama menüde söylenmesi en zor şey buydu. Edward, sen uğraşmışsın, ne oluyor? Seninle konuşmalıyım ve eğer şimdi yapmazsam cesaretimi kaybederim. Tamam. Lia, ben seninle artık çıkamam. Merhaba anne, baba. Burada ne yapıyorsunuz? Lia Tavsen, benimle evlenir misin? Her şey olması gerektiği gibi. Edward, ne diyeceğimi bilmiyorum. Tek söyleyeceğin evet. Evet. Hmm.
Lütfen gelin. Evet, affedersiniz. Evet, şunu söyleyebilirim ki vakti gelmişti. Lia için kusursuz eşsin evlat, vakti gelmişti. Teşekkür ederim efendim. Lia, düğünü planlarken çok eğleneceğiz. Ne zaman düşünüyorsunuz? Anne ben... Aslında bu hepinizle konuşmak istediğim bir şey. Büyük annem bu yıl 98'ine basacak. Düğünümüzden başka bir şey istemiyor. Maalesef geçen yıl hastaydı ve senin için de uygunsa eğer... Onun doğum gününde evlenmek istiyorum. Bilmiyorum buna ne dersiniz? Çok nazik bir adamsın Edward. 3 hafta içinde. Bu çok erken ama yani yapmamamız için bir sebep yok, öyle değil mi Douglas? Ama 3 hafta, sadece 3 hafta sonra. Yeri ve zamanı söyleyin, smokinin içinde ben olacağım. Harika. Peki, tamam. Sanırım koskoca 3 hafta var. Lia Townsend, benim güzel gelinim olacak. 3 hafta içinde. Şerefe. 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 Hadi bakalım. Emin misin? Evet. Tatlım, bu daha giydiğin ilk gelinlik. Bir kez giyeceğim zaten. Evet ama bu onu özel kılmıyor mu sence? Alışveriş merkezine gidiyoruz. Hepiniz birer şeyi iade edeceksiniz. Poşetteki kartlarda yazan çeşitli sebeplerden. Sen iyi misin? Hı hı. Evet iyiyim. Evet, bugün çatışmayla uğraşacağına kanal tedavisi yaptırırsın gibi görünüyor da. Şu anda çok iyi gelirdi. Şimdi bu egzersizin amacı utanç verici bir durumla zarif ve onurlu bir şekilde başa çıkmak. Şimdi heyecanlı kısmı geliyor. Hadi gidelim, hadi. Tamam. Tamam, affedersiniz. Merhaba, bunu iade etmeliyim. Fazla pahalı olduğuna karar verdim. Ah harika, pahalı olduğuna şimdi mi karar verdiniz? Doğru, karşılayamam. Defoluysa bu söylediğinizi anlarım. Ama burası zaten pahalı bir mağaza. Farkındayım ama biliyor musunuz bu gömlek $200 etmez. Bu bir William Rust. Altın bile olsa umurumda değil. Paranız yetmiyorsa buradan alışveriş yapmamalısınız. Evet, bu çok yaratıcı bir fikir. Sheila, bir de bu var. Bana müdürünü bulur musun lütfen? Gerek yok. İşte paranız. Sheila, hepsi bu kadar değil. Stoğa koyma ücreti var. Hı-hı, tamam. Stoğa kondu varsay. Tamam, Lia tatlım, sadece bu bir egzersiz. Hem zarafeti hem de onuru kaybetmek üzeresin. Üzgünüm. Korkunç bir hata yaptım. Hayır, bu derste hata yok. Sadece hislerimizle ilgili... Hayır, gerçekten ciddiyim. Dürüst davranmadım hem de hiçbirinize. Bunu beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Bu ders ona lazım demiştim. Bu kendinle zarif ve onurlu başa çıkamayışın en temel örneği. 2 yıllık sevgiliniz size evlenme teklifi ediyor ve evet diyorsunuz ama aslında ona karşı ne hissettiğinizi bilmiyorsunuz hem de hiç. Edward. Evet. Edward ve ben 2 yıldır beraberiz. Beni bu kursa o yazdırdı. Sadece beni. Böbrek rahatsızlığı olan 2. derece sahte kuzenim. Tüm o hikayeyi uydurdum çünkü ekildiğimi düşünün istemedim. Sonra da oradan gidemedim çünkü onu üzmek istemedim. Yani onunla evleneceksin. Çok üzgünüm. Ama beni mazur görün. Bir düğün planlamalıyım.
davetiye örneklerine bakma tarihi belirlemek için dün araman gerekiyordu. Üzgünüm anne. Sadece kitaba çok kaptırmışım kendimi. Sen saklanıyorsun. Hmm. En son böyle yaptığında siyaset biliminden sanat bölümüne geçmiştin ve babana söylemeye korkuyordun. Peki bu kez? Hiçbir şey yok. Tam da kafamı toplarken geldin. Tatlım, belki benim de kafamı toplamam gerekiyordur. Nasıl yani, ne oldu? Babamla bir sorun mu var? Bunu daha önce söylemedim ama babanla tanışmadan önce bir sevgilim vardı. Çok kibardı. Adı Howard'dı, tıp fakültesindeydi ve babam ona hayrandı. Ama sorun şu ki ben değildim. Ondan hoşlanırdım. Muhtemelen onunla evleniriz diyordum. Kaçınılmaz son o gibiydi. Ama sonra birinci sınıfların partisine gittim ve iradeli, dik kafalı üst sınıfla tanıştım. Çok zorlu ve tehlikeli bir siyaset kariyerine baş koymuştu. Babam. Pek çok kişiyi kızdırdım ama kararımdan asla pişman olmadım hayatım. Çünkü benim sevgilim ve benim kararımdı. Genelde babanın huyuna giderim çünkü bu benim tercihim. Yani babamla çok mutlusunuz. Ve anlamanı istediğim şu. Ben yaşadığım bu hayattan çok mutluyum. Ama sen aynı şeyi yaparak mutlu olacaksın diye bir gerçek yok. Evet. Tamam. Herkesin benden zeki ve yetenekli olduğunu düşünmemem gerekiyor. Bunu biliyorum. Harika. Sıra bende olsun. Mümkünse tabii. Tekrar hoş geldin. Evet, bu derse ihtiyacım var. İmkansız bir durumdayım. Bu düğünü yapıyorum çünkü kendimi durduramıyorum. Edward'ı incitmek istemiyorum. Babamı utandırmakta. Ben yayıncımı bile üzemiyorum. Güzel Lia. Gerçekten güzel. İçini dökmelisin. Tamam. Hadi hayali bir yüzleşme düşünelim. Tamam. Ben Edward olurum. Ben olurum. Tamam. Hazır olduğun zaman başla Lia. Sadece içinden gelenleri söyle. Edward, konuşmalıyız. Bu yaklaşan düğünle mi ilgili? Evet. Seninle evlenemem. Neden peki? Kibar ve harika bir adamsın. Ama biz birbirimize göre değiliz. 2 yıldır çıkıyoruz ve bunu şimdi mi fark ettin yani? Evet, üzgünüm. Ama hayatın kalanını düşündüğünde doğru insanla olduğundan emin olmalısın. O doğru insan nasıl biri? Beni olduğum gibi gören biri ya da kim olduğumu öğrenmek isteyen biri. Neden yalan söyledin? Böbrek olayını anlattım. İlk günden yalan olduğunu biliyordum. Bayağı da komik bulmuştum açıkçası. Edward'ın sevgilin olmasından bahsediyorum. Tüm sınıfa nedenini söyledim. Saha ödevimi birlikte yaptıktan sonra birbirimize güvendik sandım ama... Ama olmadı. Ben içimi açtım.
sen içini açmadın. Muhtemelen başkalarını üzecek cesaretim olmadığındandır. Tamam, tamam Lia. Yüzleşmekten en çok korktuğun kişiyi kabul etmeye hazır mısın? Bu kişi baban mı yoksa Edward mı? O kişi burada. Dün gece gruba gelmedin. Mahkeme emrini riske atmaz mı? Beni mi özledin? Aslında yaptığın şey için teşekküre geldim. Bazı şeyleri yerlerine oturttu. Ve kitabımı bitirdim. Bu harika. Harika. Şimdi düğününe odaklanabilirsin. Çılgınca biliyorum ama seni düşünmeden edemiyorum. Edward'la konuştun mu? Sen ve ben birbirimizi tanımıyoruz. Yani duyduklarıma göre hala evleneceksin ya da ayrılmadan önce bir şansımız olur mu? Onu merak ediyorsun. Ama bu haksızlık. İpteki cambaz gibisin. Karşıya geçebilen cambaz ağa ihtiyacı olmadığını bilendir. Ben senin güvenlik ağın olmayacağım. Lia, bu ne hoş bir sürpriz böyle. Edward,
Bazen kırmızı bir elbise giymeliyim. Bazen de alevli pankekler söylemeliyim. Tamam. Hayır, tamam değil. Çünkü onları denediğimde sen rahatsız oluyorsun. Her şey yolunda mı? Evet, içeri girmem gerek. Evet, Lia. Reklam ekibi yeni müsveddeyi okudu. Ve açıkçası onları hayal kırıklığına uğrattın. Yazdığın şeyin satmayacağını düşünüyorlar. Bu da beni zor duruma sokuyor. Çünkü Flora kitabın sahipleri beni anlaşmanı feshetmeye zorluyor. Kendi sesim olmayan bir şeyin yayınlanmaması daha iyi. Ve avansı ödemek için borca girmeye de hazırım. Ama kurumsal markayı bırakırsak aramızda, kitabı nasıl buldun? Dürüst ol. Dürüst. Açıkçası bu yıllardır okuduğum en müthiş derecede özgün ve dokunaklı kitap. Harika bir yazarsın Lia. Teşekkür ederim. Benim için yaptıklarını da minnettarım ama evet, benim için önemli olanlara sadık kalmalıyım. Yani yayını durdurmak istersen gideceğim. O kadar çabuk değil. Biliyor musun, reklam departmanını unut. Büyülü yaz. Bildiğin gibi yapalım. Aslında benim yeni bir isim fikrim var. Başardık. Tebrik ederim. Glenda. Robert. Tebrik ederim. Keşke sırf kavga etmek için kavga ettiğim üstüme vakti geriye alabilsem. İlk mavi yolculuğumuza çıkıyoruz. Bu da bir başlangıç. Harika. Örneğin? Teşekkür ederim. Geçen hafta zam aldım. Hey, bu muhteşem. Aferin. Carol. Ben şarkı söyleme derslerine kaydoldum. Ve Lia, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kitabım gelecek ay çıkıyor ama önce ithafı görmenizi istedim. Paspas olarak hayatım Lia Townsend. Ah. Marilyn ve güvendiğim dostlar olan o yabancı grubu için. Bu kitap siz olmazsanız olmazdı. Umarım çok büyük bir başarı olur. Evet, mesele de oh, tamamen batıp iz bırakmadan yok olabilir. Bu olursa ağlarım ve bir ay boyunca hastayım. Ama çok doğru. En azından bu tamamen benim. Bence bu çok daha büyük bir sorun. Ben de sizin kuşağınız. Merhaba. Her şeyi internetten. Ailemin yapıyorum. Partisi için yemekleri paketlemeye gideceğim. Haftanın en çok satanları gördün? Hayır, gerçek öyle şeyleri dert etmiyorum. Evet, biri etmeli. Geçen haftadan beri iki basamak yükselmiş. Başardım. Teşekkür ederim. Yüz yüze ya da değil. Yüz yüze ya da değil. Ne fark eder ki? O zaman yüz yüze paylaşalım. İnsanlarla paylaşmayı seviyorum. Aa, ben. Üzgünüm. Şey, bunlar kapatabilirsin. Önemli değil. Bir saniye. Ben görüşürüz. Fikirleri ulaşmayı seviyorum. Şimdi dinle. İyi dinle. Aynı fikirde olabileceğimiz bir şey var. Bu da konuşmanın ilkel de olsa en iyi iletişim yolu olduğu. Kesinlikle. Yüzünü gördüğümde gülen yüzlere gerek yok. Tamam, anladın, mesele de bu zaten. Babam tarafından güzelce resmedildi millet. Çok teşekkür ediyorum. Cömert ruhlu, bilge ve bayağı iyi biftek pişirir. Ne diyeceğim? Seni tekrar bu stüdyoya alacağım baba ve yine konuşacağız. Aa, beni kovuyorsun. Tarzını seviyorsun. Programımda olman çok güzeldi baba, çok. Burada olmak güzel. Ben Sinko Tavlin. Yarın gelin konuşalım. Merhaba. Buyurun. Teşekkürler. Merhaba.
Burada ne yapıyorsun? O yeni romanını bitirdin ve o kadar etkilendim ki ben imza almaya geldim. Etkilendin mi? Aslında etkilendim, özellikle de sonunda. Gerçekten mi? Garip, çünkü kadın adamla evlenmiyor. Kesinlikle, o yüzden yazacağın ikinci kitapta onu cidden seven adamla tanışabilir. Yani bana bağlı. Aa, evet, beni bir içkiye davet et de bunu tartışalım. Babam seni görürse... Onun burada ne işi var? Douglas, tansiyonunu düşün. Tamam, tamam, tamam anne, sorun yok. Baba, baba merhaba. Seni tanıştırayım. Cinco Dublin. Tamam, onu tanıyorum. Sorduğum şey burada ne aradı? Benimle. Ne? Sen bu adamla arkadaş mısın? Aslında o benim için çok çok özel biri. Ve o yüzden ona bir şans vermeni istiyorum. Özel mi? Bunu neden benden sakladın peki? Muhtemelen onaylamamandan korktum. Onayıma ihtiyacın var mı? Evet, var. Gerçekten var. Onaylamasan da birlikte olacağız ama yani... Neden olmuyorsunuz? Yetişkin birisin tatlım. Sadece mutlu olmanı isterim. Hey. Bak evlat, aynı fikirde olmayabiliriz ama kızımı önemsiyorsan... Anlaşmayı öğrenmek zorundayız herhalde. Hı? Çok teşekkür ederim efendim. Ben onu çok önemsiyorum. Cidden. İyi. O zaman... Seninle ne kadar gurur duyduğumu söylemeliyim. Yazdığın müthiş kitabın başarısı için değil. Aynı zamanda böyle bir kadın olduğun için. Ama... Tam da bu yüzden kızım olduğun için teşekkür etmeliyim. Lia'ya. Efendim, bir şey söyleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Anneannemle dedem 75 yıl evli kaldı. Ve onların sevgisi hayatım boyunca... Aradığım bir şeydi. Çok özeldi. Açıkçası... ...sevgiyi bulamazsınız. Ondan saklanırsınız. Aile de, evlilik de olsa... ...sevgi sizi bulur. Dedem 2 hafta çıktıktan sonra... ...anneanneme hemen evlenme teklif etmiş. Muhtemelen şimdi teklife hazır değilsin ama bir sorun var. Lia Townsend, kız arkadaşım olur musun acaba? Seve seve kız arkadaşın olurum. Remembering every thought of you picks me up, helps me to get through the day. I got to find a way and tell myself it's gonna be okay. 'Cause when I see you, my love, you're beautiful. Clouds disappear when you're I hear your magic smile. Chases my blues away when I...